Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Uzun süreden beri görüşmüyoruz. Evet. En sonunda bir video çekelim dedik. Neden? Çünkü oyun yok şu sıralar. Oyun yok. Oyuncak şey bulamıyoruz. Biz de artık alfalarına, betalarına sarmaya başladık oyunların. Ama çok güzel bir beta mıydı bu? Hatta alfa, hatta demo. Basın demosu, öyle söyleyeyim. Basın demosu, aynen. Neyi bulduk? Frostpunk. Frostpunk, belki çoğunuz bilmiyordur. This War of Mine'ın, Polonyalı yapımcılarının yaptığı yeni oyun. Yine böyle survival, bir hayatta kalma mücadelesi ama tamamen farklı bir konsepte girişmişler. Daha bir strateji gibi olmuş. İlk oyunu sen oynamış mıydın? Oynadım. Şeyde, tablette de oynuyordum. PC'de de oynuyordum. This War of Mine'ı bilmeyenler için de kesinlikle alın, oynayın derim. İndirimlerle çok güzel fiyatı aşağıya iniyor. Zaten uygun fiyatı. Orada savaşın içinde sivilleri oynuyorsunuz. Savaşın çirkin yüzünü gösteriyor size. İşte hayatta kalmak için insanlardan çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, etrafı yağmalıyorsun, evine küçük işte barınağına, evet barınağına, efendime söyleyeyim, fırın koyuyorsun, işte yardım çantası muhabbetleri, yatak vesaire, arkadaşların yaralanıyor, iyileştiriyorsun falan ve oyunun asıl önemli kısmı da oyun oynadığınız süre boyunca size vicdanınızı sızlatacak ahlaki kararlar aldı. Yani esas olay o zaten. Aynen. O yüzden de böyle savaşın bütün savaşın çirkin yüzünü, aslında o filmlerde hiç görmediğimiz, işte şehir yıkılırken, askerler saldırırken, birbiriyle işte o sözde kahramanca çarpışmalarını yaparken, bir de arka planda sivillerin yaşadığı eziyeti gösteriyor bize. Oyun o yüzden çok tutmuştu. Ve işte firma da Yenisini yaptı diyebiliriz. Utkucuğum, şimdi nasıl abi? Şimdi abi? Biraz anlatır mısın? Abi şimdi 1886 yılındayız. Böyle dünya garip bir olay yaşamış ve buz çağına geri dönmüşüz. Neden olduğu belli değil değil mi? Belli sadece buz çağı. Aynen. Birleşik Krallık İmparatorluğu da diyor ki o zaman madem öyle. Adam i̇şte böyle. O zaman ne arz var? Şöyle jeneratörlerden koymuşlar abi etrafa. Demişler ki abi bunun yanına gidin, bunlar sıcak tutar sizi. Ama bir şekilde bizim bu elemanlar bunların yanına gidiyorlar ve bu jeneratör çalışmıyorken buluyorlar. Meğerse bozulmuş, ne olmuş artık. İşte oyunun başında zaten, direkt olarak bu oyunun başı. Diyor ki abi sen buranın belediye başkanı gibi bir şeysin, tamam mı? Göt kadar mekanın. Buraya abi çalıştır. Ağasıyız biz. Ağasıyız. Hatta bu, ağasıyız resmen belediye başkanı. Ağam diyor. Ağayız çünkü kararlar alıyoruz. Yani tabii, ağzımızdan çıkan şey, şu aşağıda teraziyi görüyorsunuz, kanun oluyor. Tabii. Hani bundan sonra çocuklar da çalışacak. Hatta az sonra o kararı alacaksın herhalde kurduktan sonra. Başında. Ya şimdi olay abi, dediğim gibi bak en üst tarafta -20 derece var. Bu değişiyor bazen. Bu sıcak günlerimiz. Tabii ben sıcak. Buna Hawaii diyorum. -20'ye. Bu İngilizlerin böyle şortla falan dışarı çıktığı günler bunlar. Elemanların var abi. Arkadaşlar, herkesin kendi böyle karda kışta çalışıyorlar. Garibanlara bak ya. Kömür toplatıyorsun şu an çünkü jeneratörün çalışması için. Steampunk tabanlı olduğu için tabii ki her şey kömürle ve buharla çalışıyor. Şu an kömür toplatıyor Utku. Kömür toplatıyorum, ağaç toplatıyorum, buradan demir toplatıyorum. İşte sağ üstte, sol üstte şeylerim var derler. Materyallerim var. Bunlarla farklı farklı şeyler yapıyorsun. İşte şu mekan bak mesela, şöyle yaptığı zaman şu bölge abi sağlam, yaşanır bölge. Burası hafiften donmuyor ama buradan dışarı çıktığı zaman milletin kıçı donmaya başlıyor. Aynen. Onun için sen buraya yapıyorsun mekanlarını, şuraya. Sonra aynen, ilerleyen zamanlarda da buraya şu elemanların geçtiği yollara ayrıca yol yapıp şuradan, şimdi yapmayayım da odunun bir tarafı, genişletiyorsun mekanı. Bu konsept hani hayatta kalmak. Hani mümkün olduğu kadar açılıp mümkün olduğu kadar fazla insanı yaşatmak ama şimdi işte. Kamerayı biraz geri alalım. Böyle. Şimdi hesapta çok dar bir alan gibi görünüyor ama şu zımbırtıyla ısıtabileceğiniz bölgeler çok zor olduğu için tabii. Aslında hiç de dar bir alan değil. Zaten hemen hızla da gelişemiyorsunuz. Demo sürümünde bize 10 gün oynama süresi verdi. 10 günün sonunda ben daha ikinci, yani burayı komple çevrelemiştim. İkinci bölüme, ikinci çemberin, yani ne denir, çap mı diyeyim şu, ya da ikinci çember katmanına diyelim, ikinci katman. Daha yeni geçmiştim 10. günde ve o 3 saatimi aldı. Tabii çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor oyun. Ve tabii bu arada bu dünya bu kadar da değil aslında. Yok, şu an gidemiyorum da hani. Evet, şeyleri, keşif kolunu oluşturmadık çünkü. Keşif kolunu oluşturduktan sonra bir dünya haritası açılıyor. Tabii oraları üsmüs kuramıyorsunuz ama gidip keşfedebileceğiniz muazzam bir harita var. Orada gösterdiği kadar genişse. Tabii.
O belli olmaz. Orada bakacağız yani, tavsiyelerine ama o kadar bayağı çok devasa böylese böyle zoom out yaptığı zaman bu ne yani? Assassin's Creed'in haritası gibi. Ve yani keşif kolunuzu doğrudan en uzağa yürütemiyorsunuz. Keşif kolu bir şeyler keşfettikçe diyor ki ben şuraya da gidebilirim. Buraya gittiysem buraya da gidebilirim falan diye ilerliyor. Adım adım ilerliyor. Bir de işte yapabildiğimiz binalar, araştırabildiğimiz şeyler ve şurada neydi, disiplin miydi? Adaptasyon diye geçiyordu ha Book of Love'daki zımbırtılar. Onu göstereceğim şimdi. Sonra bırakıyorum. Sonrası yani böyle Allah belanızı versin moduna gidiyor. Allah belanızı versin moda, aynen. Şunu göstereyim Construction'da hani şu an için işte millete ev yapabiliyorum. Millet şu an sokakta yatıyor. Ünlü millet abi şu an. Kaç kişimiz vardı abi saat 3'e bak. 80 kişi var. 30'u çalışıyor değil mi? Evet. Çocuklar evet, var. Çocuklar çalışmıyor, mühendislerin çalışmıyor. İşçiler çalışıyor. 50 kişi çalışıyor şu an sende. Dur biraz daha hatta yok. Yani engineer falan var tamam. Ben engineer'ları da çalıştırdım. Yani çoluk çocuk herkesi çalıştırdım ben. Nihayetinde kıyamet bu. Sen çalıştırdın lan. Yok. mesela bak şunu diyeyim. Atıyorum bak. Ne kadar küçük bir alana koyabiliyorsun ki bu böyle çember çember gittiğini düşünüyorum. Bayağı devasa. Buraya da koyabilirim de buraya koyarsam bir bok ayıramıyor. Çünkü şu gördüğün yeşil çevreye ev yapmam lazım. Aynen. Şey yapmam. Ya yol zaten yani yol yapsam bile şunun bir arkasına koydun mu burası ısınmıyor. Evet evet tabii. Şu jeneratörü büyütmem lazım. O da şuradan yapılıyor. Onu şu an yapamıyorum çünkü onu daha kırmamışım. Warehouse yapıyorsun. Warehouse'dan araştırma yapıyorsun. Araştırma yapıyorum evet. Onu kurabilirim. Ki o da çok zor. O da ikinci aşama. Yapalım hemen. Aynen bunu da çabuk yapmak lazım. Çünkü ne kadar çabuk keşif kolu üretip dışarı gönderdiğinde buradaki arkadaşlar materyaller kısıtlı. Tabii tabii. Mesela şu an gittiği yer Utku'nun. İki çeşit materyal var benim anladığım kadarıyla. Bir elle toplanabilecek şeyler, bir de madenler var. Mesela yukarıda abi şu bir maden. Buna mekan yapman bunun lazım. Bunun için mekan yapman lazım. Soğumil. Ama bir de böyle elle toplayabildikleri yerler var. Oyunun başında onları topluyoruz. Benim kafamı kurcalayan şey, bu büyük madenler de şey değil. Sonsuz değil. İşte bittikten sonra ne olacak? Bittikten sonra ne olacak? Aynen. Acaba sadece dışarıya bağımlı hale mi geleceğim? Git diyor diğer şehirleri keşfet diyor. Acaba ticaret micaret mi olacak diğer şehirlerle? Bilmiyoruz. Mesela bu adamlar buraya nasıl gelmişler? Şuradan herhalde. Çok pardon arkadaşlar biraz hastayım. Öksürmemek için de kahve içiyorum. Sen bunu gördün mü abi? Onu Broken abi elevator. Ben oyunu screenshotlarına bakarken gördüm. Genişliyoruz galiba abi dışarı. Büyük çünkü ihtimalle. Screenshotlarda adamın şurada bir yere bir şey kurduğunu gördüm ben. Şimdi olaya gelelim. This War of Mine'de olduğu gibi bu oyunda çok büyük ahlaki seçimler yapmanı istiyor aynen. Senden. Book of Love'a geldiğimiz zaman şu an siz duyuyorsunuz. Biz duyamıyoruz. Love, aşk kitabı. Böyle boom diye bir ses geliyor. Yani abi seçim yapacaksın dikkat et diye. Oy. Şimdi mesela hafif çocuk seçimlerden işçi. Örneğin çocuk işleri çalıştıralım mı çalıştırmayalım mı? Çalıştır abi apokalips. Ben çalıştırdım. Tanıtayım biraz, onu geleceğiz. Emergency ship pis, var. De çok pis herifim lan ben. Çalıştır hepsi. Çalış. İşte hani abi 24 saat çalışırsınız siz. Çünkü normalde 6 saat falan çalışırlar. İzinleri var insanların doğal olarak. Ölüleri nasıl gömelim? Mezarlık mı yapalım yoksa atalım mı direkt çöpe? Atalım abi. Bacağı kafası kesilen... Keselim abi. Keselim abi. Yemek olarak içine... Talaş koyalım mı? Koyalım abi. Yoksa adam gibi... Aslında bak bu ikisi de adam gibi değil abi bunun. Ya bu aynen. Bu şey mesela bu. Bunda şeye isyan ediyorlar. Çorba çıkartıyorsunuz adamlara. Normal öğünden çorbaya geçiyorsun. Sabah akşam çorba yiyoruz yani. Adam ona isyan ediyor. Ama işte avcıların getirdiği yemek 2 ile çarpılıyor. O güzel. Çorba koyduğunda. Talaşta da yine mutsuzlar. Yemek daha da artıyor ama bu sefer hastalanma ihtimalleri de artıyor. Bir ağaç yiyorlar. Şununla şunun arasındaki tek fark hasta olmamaları. Tabii. Her ikisine de isyan ediyorlar. O çok güzel bir şey olmuş bence. Tabii canım yani. Seçimleri... Yani sırf negatif pozitif diye ayırmamış yok, abi. Yok yok. Hani siyah beyaz yok. Tabii. Aynen. Bazen sırf iki kötünün arasından en az kötü olanı seçmek zorunda kalıyorsun. Bunu sen, yapmadım sen ben. Sen yapmıştın bunu değil mi? Yok yapmadım. Yok, yapmadım. Zamanım yetmedi. Ya olay şu mesela. Şuradan baktığım zaman. Çıkalım şuradan hemen bir. Hemen altta discontent var. Hani ne derler? O hoşnutsuzluk. Hoşnutsuzluk. Bir de hop var. Hani hop arttıkça tabii daha iyi. Daha mutlu oluyor. Discontent artarsa eğer bu sefer ben yaşadım onu. En sona geldiği zaman abi seni alıyoruz anladım. Başkanlıktan diye. Abi ben o kadar olumsuz şeyler yaptım. Benim hop'um bayağı açık arayla şey oldu. Ha, hani bak şeye gelsene abi. Book of Love'a gel. Ben biraz hani izninle onları tabii. Neler yaptığımı söylemek istiyorum. Mesela ben çocukları çalıştırdım abi. Şuradan mesela. Aynen. Seçenekler nedir abi? Çocuklara shelter veriyoruz. Hani eğitim, sığınak veriyoruz. Ya da çocukları çalıştırıyoruz. Aynen. Çocukları çalıştırdım. Evet ilk başta bir şey yaptılar. İsyan ettiler. Ama ondan sonra çocuklarla ilgili şeylerde. Mesela çocuk yaralandı. Adam dedi ki
Yani bu seçimlerden sonra olan olaylar oluyor. Sizin seçmenizle diyelim çocuklar sürekli çalışmıyor. Yani çalışıyor da çalıştıkça yan etkileri oluyor. Ve evet. O olaylar da size geliyor ve oyun hala size soruyor şimdi ne yapayım diye. Hı-hı. Yani bu oldu, geç git demiyor. Orada bile hala bir seçenek şansı sunuyor. Çocuk yaralanmış, geldi. Dediler ki hani bu çocuk bundan sonra çalışmasın isterseniz. Okey dedim. Ondan sonra işte başka bir çocuk geldi. Ailesi karşı çıkıyormuş çalışmasına. Bunu çalıştırmam, ona da okey dedim. Ve öyle öyle hop biraz daha arttı. Hani alıyorum heriflerden ama arada veriyorum ben, tamam mı? Mesela bir daha basabilecek misin sana? Emergency shift. Emergency shift dediğinizde adamlar zaten sürekli 24 saat çalışmıyor. Hı. Çok nadir durumlarda böyle çalıştırmak zorunda kalıyorsun. Evet, çalıştırdım birkaç defa. Ondan sonra da diyor ki ama ya diyor hani biz çok çalıştık. 4 gün boyunca bir daha emergency olmasın diyor. Okey diyorsun, olmasın. Ve hop biraz daha artıyor. Hani iyi polis kötü polis oynuyorum tabii sürekli. Tabii dengeyi kurmak çok önemli. Aynen. Mesela şurada uzun kesmeyi yaptım ben. Ya, adam not geldi. Adam ya ilk başta kararınıza çok karşı çıkmıştım ama kolum kesildikten sonra sayenizde yaşadım. Teşekkürler diye not attı bana. Radikal treatment'ta adamın kolunu bacağını kestikten sonra size bir seçenek daha veriyor. Toplum içinde hani yaşayamayacak olanları ne yapalım diyor. Tamam. Onlara ben gittim şey yaptım. Darül Acize gibi bir şey yaptım. Ama orada kalıyorlar. Ekstra yük. Ama hani bir yandan ben adamları kurtarma şansımı kullanırken eğer kurtaramazsam da bir sığınak işte Darül Acize yaparak adamları orada tuttum. Evet ekstra yüktür müktür bilmem ne falan ama hopu yine biraz arttırdı. Hı-hı. Hani hep bir tokatlıyorsun bir arkasını sıvazlıyorsun. Bir tokatlıyorsun arkasını sıvazlıyorsun. Bak garibanlar yerde yatıyor. Anam. Donuyorlar abi şu an. Bir de işte şunu diyecektim son olarak. Örneğin child labor'da işte çalışsın diyorsun. Bu sefer diyor ki burada signing will yani umutu düşürecektir diyor. Pasif efekt olarak da işte çocuklara güvenli işlere çalıştırabileceksin. İşte avcıların mekanında işte certa cüttü falan. Shelter dediğin zaman da umut artıyor fakat bu sefer de shelter yapman gerekiyor. Ekstra masraf. Ben çocuklara çorba yaptırıyordum mesela. Gibi. Ve ama şeyim arttıktan sonra çok gariptir oyunun insan üstündeki psikolojisi abi. Çocukları işte çalıştırdım oyunun başında sadece ihtiyacım oldu. Çünkü çok hızlı resource toplamak gerekiyordu, kaynak toplamak gerekiyordu. Oyunda artık insan sayım arttıktan sonra gerek yok. Çocukları geri çektim. Halbuki onlar da dijital tipler orada. 1-0 yani değil mi? Aynen. Abi vicdan yapıyorsun. Oyun sana o vicdanı yaptırıyor ve o çocukları çalıştırtmadım ben o dakikadan sonra. İşte abi o önemli zaten. Onu şey kurabiliyorsan oyunla. Ya onun dışında zaten oyunun başında menüde şey yazıyor. Hani bu bazı içerikler demoda olduğu için. Aha mesela görev geldi ona bakalım. Diyor ki emergency shift yapabiliriz diyorlar. Çok fazla hastamız var. Yeterli şeyimiz yok özeller. Kaynağımız yok. Kaynağı. İstersen aç abi Book of Love'u. Yapıştır emergency shift'i. İmzalayalım abi. Demektir ki bu. Ben herhangi bir mekana tıkladığım zaman diyebiliyorum ki burada çalışanlar 24 saat boyunca kesin sonra çalışacak. Ne yaptın abi? Çalışınlar. 24 hours of the job. Hatta buz gibi. Yol yok, bir şey yok. Şuraya bak. Ama şu anki durumları çok iyi abi. Bende kırılıyor böyle. Hani ve hop hala yüksek insanlarda. Hop hala yüksek. Mesela arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Buradan uzaklaştıkça jeneratörü evet. Abi jeneratöre bas istersen. Eksi 40 dereceye geldik ve muhtemelen Cem arkadan kes yapıyor şu an. Oraya kadar gösteremeyeceğiz. Eksi 40 dereceye kadar geldik mi? Şey de diyor hani insanları ısıtabilecek misin diye görev veriyor sana. Burada overcharge yapıp kapasitesi üstünde çalıştırıyorsun jeneratörü. Yani şu an yaptım mesela. O zaman üretim. Evet daha fazla şey yapıyor. Kömür harcıyor ama insanlara eksi 40 dereceyi atlatmasını falan sağlıyorsunuz. Daha az hasta oluyorlar. Bu araştırma şeyi. Gösterelim. Şu an aynen. İçin şey değil ama hani demo olduğu için işte daha fazla avcılar daha hızlı mal topluyor. İşte cold tamper işte daha hızlı mal topluyorsun. Cart. İşte buradan aşağı gidiyor yapıp, mu abi burada? Yani yok şuradan aşağı ne kadar gidiyor? Bayağı var. Bunların çoğunu göremiyoruz. Göremiyoruz zaten. Şey yani oyunun tam sürü oynamak lazım tabii de yani şu an için ben çok sevdim ama biraz dar içerikli gibi sanki. Bana eğlenceli değil gibi bir şey oldu. Abi. Çünkü mi? Bak az evvel keşfettik. Mesela oradaki merdiveni gösterdikten sonra ben screenshot'ı hatırladım. Dışarıya genişlemek bana ne fayda sağlıyor? Şu an demoda göremiyoruz onu. Demek ki dışarıya da genişleyebiliyoruz. Haritayı açtığında sağ sol görevlerden bir tanesi mesela git diğer şehirlerle temas kur diyordu. Ben diğer şehirlerle temas kurunca acaba ne olacak? Ne olacak? Bir savaş falan olacak mı acaba ileride gibi sorular. Bakalım. Ya ben
bekliyorum abi, çok güzel oyun. Çıkışlar belli değil daha. Evet, TBA diyordu. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek diyorlar ama büyük ihtimalle Mayıs en geç diye tahmin ediyorum. Ama demo Pavel'e soralım mı olmadı? Yani? Pavel'e sorayım abi. Pavel'cim bu videoyu izliyorsan... ne zaman çıkıyor oğlum? Mutlu açar muhtemelen. Ne zaman çıkartıyorsunuz oyunu? Bir haber verin lütfen. Sevdik çünkü. Çok 11 güzel. 11 bitten kontağımız. Ayrıca kendisi röportaj da yaptım. Hem bunun ön incelemesi hem de röportajı. İkisi karışık. Online da yayınlanacak. Artı dergide de iki sayfa ben yazıyorum. Çünkü neden? Çok sevdik hakikaten. Aynen. Böyle mi yapıyorlar da? Şöyle kalp yapıyorlar. Senenin başında en beğendiğim oyun şu an abi. Yani bütün samimiyetimle söyleyeyim. Alınır. O kadar da pahalı değildi bunların oyunları. Bunun da o kadar pahalı tabii, olacağını sanmıyorum şu. Çıkınca. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok abi, çok kapatıyoruz güzel. O zaman. Tabii, çünkü Cem oradan başımızı etmeyeyim. Krize gireceğim. Kapatalım abi. Kim kapatıyor? Hadi hep kol kola girelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi ayrıca GIST'te görüşürüz. Evet, GIST var, GIST'te görüşürüz. Hafta sonu da artık bu videoyu izliyor olacaksınız. İyi hafta sonları hepinize. Görüşürüz. Görüşmek üzere.